Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Biz iyiyiz. Evet. Durumlar ortada. Ve durumlar ortada. Ben ödülü çok görüyorum. Bizi pandemi zamanında ve bu ekonomide yalnız bakmayan ödülü özel ve şimdi çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hiçbir zaman bir yanıza teşekkür ederiz. Ya durumlar ortada. Evet. Çağırıyoruz. Evet. Tamam. Düzelteceğiz, hep beraber düzelteceğiz. Başka çaresi yok zaten bunun. Beraber düzelteceğiz. Büyük esnafın, esnafın ne kadar büyük sıkıntı çektiğini biliyorum. Yani. Türkiye'de çözülecek sorun yok dediniz. Biz sorunları bir günde çözeriz dediniz. Evet, evet. Yani biz güveniyoruz. Evet, evet. Güveniyoruz bunu istiyoruz. Evet. Ya biz Nebahattin, Nurettin Nebahattin gözlerine bakmak istemiyoruz. Evet. Bıktık onu biz. Eğer birisinin gözlerine bakılarak sorun çözülseydi sorunlar çoktan çözülür. Ama ben sorun gözlerle değil. Gözlerle görürsün ama bir şey göremiyorum. Tabii gözlerle görürsün ama akılla çözersin. Evet. Akılla çözersin. Aklını kullanmıyorsun, bakıyorsun. Gözlerime bak. İyi de senin gözlerinde bir şey yok ki zaten. Ben bunları biliyorum. Hiç meraklanmayın. Biraz sabredin. Biraz sabredin. Her şey. Efendim? Manda yoğurdu. Yoğur. Manda yoğurdu çok yani, var. Neyse artık yani. O işe çok fazla girmek istemiyorum ama sizden isteğim biraz sabredin. Biliyorum büyük sıkıntılar var. Yani esnafın kazanması lazım. Siz kazanırsanız Türkiye kazanır aslında. Gelirlerimiz zam yaptık. Meşhur oldu. İki kadardır. Giderlerimiz dört kadardır. Evet. Giderlerimiz çok arttı. Çok arttı evet. Yani, o da tabii vatandaşın cebine yansıyor. Vatandaş gelip lokanta rahat yemek yemiyor. Tabii. Ben ilk defa yardımcısına gördüm. Adam gidiyor pilav kaşmara. 5 liralık pilav olur mu? 10 liralık pilav olur mu? Evet. Kavurma kaşmara. Ya ilk defa. Senelerde esnaf bunlar. Evet. Evet. Bu sene. Evet, evet. Yok yani insanlar da olmuş. Evet. Üzülürüz. Evet. Moralimizi bozmadan inşallah. İnşallah. Evet. Bu arkadaş nerede bilmiyorum. Kendin galiba değil mi? Gazetecileri de korkutmuşlar. Niye? Yazmıyor. Hmm. İki tane simit. Onlar hani manda sütü içiyorlar ya. Evet. Bir de ne o hurma murma. Biz simitle karnımızı doyuruyoruz. Evet. Kahvede çalışacağız. Para 30 senedir şu memlekette ben mekan çalıştırdım. Evet. Herkes tanır evet. beni. Evet. Bütün mekanlar gitti. Evet. Neden biliyor musun? Algıyı vereme, vergiyi vereme, onu verme, bunu verme. Devlet %95 ortak. İşimiz bitti. Nasıl olacak bu iş? Düzelteceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Doktor değilsin ama aslan çok bu alemde. Bunu herkes bilsin yani. Doğru. Bunun fragmanı olmadığını da anlamıyorlar. Burası çok eski. Bu bizim bir abimizin kahvesi. Biz burada çalışıyoruz artık. Evet. Ben 30 sene mekancılık yaptım. Mekanlar gitti. Belediye bir taraftan baskı yaptı. Yukarısını aldı. Evet. Bakanlıkla, Orman Bakanlığından, oradan, buradan, polisle, molisle. Mekan gitti. Burada bir mekanım vardı kahve. Cengiz Ergün sağ olsun mekanı kökten yıktı. Neden? Siyaset aldı. Şimdi bu nasıl bir iş biliyor musun? Bunlar artık insanları ekmeğine kadar inmiş. Evet. Şimdi bir yasa daha çıkarıyor. Evet. Bak olan normal insanlara da olmuyor. Neymiş? Kanun hükmünde kararnamele belediyelerin bütün mekanlarını sadece Tayyip Bey muamele yapacak. Evet. Hani yurtları oraya buraya evet. Evet. El koyacak. Memleket talan olmuş. Talan. Gidiler memleketi, gidiler ama dur bakalım. Vallahi düzelteceğiz. İnşallah, biz güveniyoruz. Bak yemin ediyorum. Hayatım boyunca. Evet. Sence için oy verdin mi? Verdim. Allah'ım kollarım kırılsaydı vermeseydi. Evet, evet. Bak götürüyorum evet, birbirine. Evet, evet. Hayatım boyunca sol partiye ben oy vermemiştim. Evet. Özgür evet. Bey'in yüzünden biz oy verdik. Evet. Ve ben veriyorum. Evet. Yine de vereceğim. İnsanlara da buradan söylüyorum, bunlar fragman değil. Ben özellikle kalktım geldim sabah. Evet, evet. Ben kaçta yattım biliyor musun? 5'te yattım. Mekanı kapat, mekanı temizle, onu yap. Bunu yap, 5'te evet, yattım beşte. Ben. Kalktım özellikle çünkü o Cem Küçükler, Mem Küçükler anlatıyorlar ya televizyonda. Evet, evet. Gelsinler bizim karşımıza da biz de konuşsunlar. Öyle telaş yok. Bizimle konuşacak vatandaşla. Oradaki sorun şu. Onlar gazeteci olduklarını söylüyorlar ama bir partinin militanı gibi davranıyorlar. Eğer şeyse cesaretin varsa çıkarırsın bir AK Partili milletvekilini, CHP milletvekilini tartışırlar. Yine söylüyorum. Evet. Ölecekler. Doktor evet. Değilsin aslan çok. Evet. Ben onları böyle, halledeceğim sen hiç meraklanma. Güveniyoruz. Ama yapmazsanız da iki elimiz iki yakınız. Dövelerimiz var evde. Yapacağım yapacağım. Çoluğumuz çocuğumuz var. Evet hep beraber bak altı parti lideri bir araya geldi. Biz görüyoruz seyrediyoruz burada. İnşallah güzel çözeceğiz. Bir yudum daha alayım kalkalım. Evet.
Gerisini ben içerim orada. Hadi helal ya. Şimdi dört sene dedim, 18 sene dedim. Belediyemize geliyorum, yol yaptım artık, yoruldum. Yorulduğum için, şimdi soğukta millet evinde kahve savunuyor. Belediye yerlerde bir sorun mu var? Kulübe için istiyorum, ama başka hiçbir şey istemiyorum. Belki öyle bir şey yapmak lazım. Kaçtığımız için çalışalım. Arkadaş aynı işi yapan arkadaşlar bir arada olursa belki daha rahat olabilir. Teşekkür ederim. Evet. Daha onların işler karda, evet. İşlerini yapmaları da iyi bir ortam olurlar. İnşallah. Neyse inşallah onlar yaptık. İnşallah. Biz kazanan insanların yanında olmalıyız. Alır teriyle kazanan insanların yanında olmalıyız. Peki efendim. Allah merhaba. Allah merhaba. Allah merhaba. Daha sıcak. Daha sıcak. Evet. Ben satmadım. Bir tane şey sattım. Bir ben aldım. Semtesi bizden bereket Allah'ta olur inşallah. Ben de 4 tane aldım. Isırgan oturuyor. Bunlar güzel aslında. Sabah kahvaltı. Ev yapıp çok güzel. Evet. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Gayet iyi. Kaç yıllık? Hastane 13 yıldır. Nasıl buluyor? Vaziyetler nasıl? Vaziyeti siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Evet, yani evet. Bunu anlatmaya gerek yok. Gerek yok. Aynen. Evet. Evet. Çözüm önemli. Evet. Çözecek olan bizleriz. Beraber çözeceğiz. Umarım çözecek. Beraber bizim de isteğimiz bu. Evet, evet. Pek çözülecek gibi de görünmüyor. Yok yok çözülür. Umutsuz olmayın. Vallahi gelen ne kadar çözebilir bunu bilmiyorum. Yani gerçekten çok kötü görünüyor. Yani nereye kadar gidecek böyle de onu da bilmiyoruz. 6 ayda millet nefes alabilir. 6 ay. Sonunda da... Evet. Çünkü ön yargıyla devleti yönetemezsiniz. Devleti aklında. Yani bu ön yargı değil, biz gördüğümüzü söylüyoruz. Yani esnaf son 2 yıldır evet. Yani esnaf sanki esnafın üstüne yoğunlaşmışlar. Böyle bir bitiş, böyle bir esnafı yok etme, küçük evet. Esnafı bitirme. Evet. Yani ben 13 yani 23 yıldır bu işin içindeyim ve 13 yıldır burayı işletiyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Bu 2 yıldır evet. Yani gerçekten hele son zamlardan sonra bu yağ şeker, pirinç, bilmem ne vesaire gıdada özellikle çok evet. Kötü bir baskı var. Elektrik kirayı geçti. Yani elektriğe hiç yetişemiyoruz, suya hiç yetişemiyoruz. Yani şimdi orada cebimizden veriyoruz, ona bile yetişemiyoruz yani. Eğer siz elde et, yani sizin ödediğiniz vergilerin büyük bir kısmı Londra'daki bir avuç tefeciye giderse size para kalmadı. Vergi bile ödeyemiyoruz ki. Yani biz kendi yani evet, devletimize evet. Vergi bile ödeyemiyoruz. Öyle, öyle. Dediğim gibi yani zor geçinmeye çalışıyoruz. Bakın esnafa bir yardım yaptılar. Şimdi o yardımı da vergiye tabi yaptığı tutuyorlar. Yaptığı yardım ne kadardı? Çok düşük. Çok düşük. Kendisine çok düşük. Yetiyorsa buyursun kendisi yok kullansın. Efendim yok. Onu, yani... bile, onu bile şimdi vergiye tabi tutuyorlar. Evet. Öyle maalesef. Ama bir şey istiyorum. Moralinizi bozmayın. Biliyorum yani, zor, zor bir evet. Sıkıntılardan yani geçiyorsunuz. Zor olduğunu biliyorsunuz. Evet, ben o yüzden de biliyorum. Bu temelini de bulunmayın evet, bence. Biraz yani en kısa sürede çözüm evet. Sadece. Bizim İnşallah. İsteğimiz bu yani. İnşallah. Başka bir şey değil. İnşallah. Yani temelini değil şu an. Evet. Şu an istediğiniz evet. Kadar temelinde bulunun yok tabii. Yani. Çok yok. Zor. Doğru. O yüzden çözüm. Böyle. Allah kolaylık versin. Size de çok sağ olun. Moralinizi bozmayın. Dedemiz burada yüzbaşılıktan emekli. Öyle mi? Öz. Cumhuriyet Halk evet. Partili. Eyvallah. Özgür'ün çocukluğunu biliyorum. Evet. 43 işte. İşleriniz nasıl?
İşler anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz. Çünkü ben çiftçilikle de uğraşıyorum. Evet. Bende 15, 18 dönüm yer var. 1 milyar 200 mazot parası verdim. Bir kat sürdüm. Evet. Yani bu çiftçi ayakta duramaz. Esnaf duramadığı gibi. Şimdi genel başkanım şöyle bir şey var. Ben de Manisa'nın 10 senelik yiyeceği para var. Bu toplumun hiçbirinde yok. Gelir dağılımı dengeli olmadığı sürece bu denge sağlanamaz. Benim görüşüm. Ben ilkokul mezunu bir adamım. Neyse onlardan daha iyi ekonomi biliyorsun yani. sen bu işin içindesin. Ben çok koşturdum peşinde. Evet, bu işin içindesin. Evet. İstanbul yürüyüşü, hepsine gittim. Eyvallah. Seni uzaklardan izledim. Güzel. Neyse şimdi yakından. Oğlum gelecekti ama oğlum yetişemedi. Murat Bey'e yetişti. Selam söyleyin. Selam aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Anlıya göller oluşturdunuz ülkede. Evet. İnanılmaz bir güç var, inanılmaz bir enerji. Öyle. Bu göller inşallah akarsu olur, akarsular denize ulaşır. Herkes bundan mutluluk duyar. İnşallah onu yapacağız. Çok şükürsünüz. Sevindi güzel bir dükkanınız var. Evet, şikayet ikram ederim başta. Yok sağ olun, çok teşekkür. Yok şimdilik daha sonra onu hallederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi iyi değiliz başkanım. Evet. Zaten ülkede biliyorsunuz. Kaç yıllık? Sonra. Kaç yıllık? Burası şirketin olmasaydı zaten şu an kapatmıştık. Ülkece evet. Yani kötü durumdayız. Ben kadar... askeri ücretli çalışanım. Evet. Askeri ücretli ve ben bu askeri ücretle manda yoğurdu ve kestane balı yiyecek durumda değilim. Ben kirada oturacak durumda bile değilim. Ben şu an depoda yatıyorum. Yukarıda depoda yatıyorum. Evet. Yani askeri ücret benim ne kestane balı manda yoğurdu geç kira tutacak şeyime bile yetmiyor. Masrafıma bile yetmiyor. İstanbul'la Ankara'yı nasıl aldıysa birlikte ben bir HDP'liyim. Ben terörist değilim. Evet. Bana terörist demesinler. Başta ben onu diyorum. Evet. İstanbul'la Ankara'yı nasıl beraber aldıysa ben istiyorum ki iktidarı da beraber alalım. İktidar her halükarda evet. Milletin oylarıyla alınacak inşallah. Evet. Ve bu memlekete huzur gelecek. İnşallah. Ve sadece i̇nşallah. Huzurla beraber bereket gelecek. Güzellikler gelecek. Herkes huzur içinde yaşayacak. Herkesin bir siyasi tercihi vardı. O tercihe ben saygı duyarım. Teşekkür ederim. Ama önemli olan memlekete huzuru getirmek. Evet, zaten huzur dedim. Ayrışmayı ben... değil, ayrışmayı değil, kavgayı değil, beraber olmayı, birlikte olmayı. eğer getirebilirsek bu ülkeye herkesin karnı doymuş olur. Bütün hedefimiz şu zaten, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin bu coğrafyada. Dolayısıyla sizin burada yaşadığınız sıkıntıyı Rize'de de yaşıyorlar, Diyarbakır'da da yaşıyorlar. İşte Manisa'da siz yaşıyorsunuz zaten bunu. İzmir'de de yaşıyorlar, Denizli'de de, Samsun'da da yaşıyorlar. Önemli olan bu sorunları hep beraber el birliğiyle çözmek zaten. Lafınızı kestane balıyla kesiyorum. Ama ortada kestane balı yok yalnız. Evet.